Bana da sonuçlarından keyif almak kalır. Çünkü asla sizler gibi olamam. Bunu iltifat kabul ediyorum. Hadi, biraz daha eğlenelim. İleri! Yoksa sahibi misin? İstediğin an harekete mi geçiyor? Buraya yatırım yaptım. Harikaymış. İleri! Hücum! Hücum! Lütfen sözleşme imzala. İşte 1,5 milyon dolar. Parola. Tanıştığımız gün. Zengin bir adamla evlen. Hayal kurmaktan daha iyidir. Nalan, ne yapıyorsun? Acele et biraz. Geliyorum. Bunu açıklığa kavuşturmalıyız. Baba, e-posta yazmakla meşguldüm. Şimdi müsaitim. Bugünkü yatırım toplantısının sonucu nedir? İlk defa yaptığım işi merak ediyorsun. Sihirli Kristal kazandı. Jason ve Foxmail ise elendi. Sihirli Kristal'in zaferiyle bir ilgin var mı? Bu soruyu neden soruyorsun? Az önce Bay Jin aradı. Jeshun'un kaybedip sihirli kristalin kazanmasında payın olduğunu söyledi. Doğrudan sana sormamı istedi. Anlaşılan kolu her yere uzanıyor. Ama o kaybetti. Sonucu kabul etmek zor olmamalı. 3 operatörün desteğine rağmen kazanamadı. Size geldi çünkü kendine bir çıkış yolu bulmak istiyor. Baba, sence sizi aramasındaki asıl amaç neydi? Nalan,
Ailen olarak özel hayatına karışmamalıyız. Kime aşık olduğun ya da kiminle birlikte olduğun seni ilgilendirir. Ama Jin ailesinin durumu çok özel. Uzun zaman oldu. Jin Chen sana nasıl davranırsa davransın, babası Jin bize karşı hep iyiydi ve bizimle ilgilendi. Korkarım ona karşı kibar olamadık. Jin ailesinin gücünü çok iyi biliyorsun, öyle değil mi? Yani Jin Chen'den ayrılsan bile onunla iyi geçinmek zorundasın. Ona düşmanınmış gibi davranmamalısın. Beni anlıyorsun değil mi? Nala, babanın söylediklerini anlıyor musun? Dinleyip dinlememek sana kalmış. Guo Xinyan'a gizlice yardım ettiğini duydum. Bu doğru mu? Söyler misin? Bai Jin bize öyle söyledi. Doğru mu bu? Doğru. Tamam. O halde onu getirip bizimle tanıştır bakalım. Neden bu kadar merak ediyorsunuz? Babam ve benim Jin Chen'le olan tartışmanız yüzünden son günlerde pek de iyi uyuduğumuz söylenemez. Lütfen bize erkek arkadaşın olduğunu önceden haber verir misin? Aksi takdirde içimiz rahat etmeyecek. Onun erkek arkadaşı olduğunu sanmıyorum. Sadece merakımı gidermek için bana ondan bahsetmeni istiyorum. Guo Xinyan'dan mı bahsedeyim? Evet. Patron, buraya gel. Teşekkürler ofis. Evet. Hey. Hey. Guo Xinyan nerelerdeydin? Ben bir telefon görüşmesi yaptım. Benimle sihirli kristalin kullanıcı sayısının bu hafta içinde 10 milyona ulaşacağına bahse giren var mı aranızda? Buna ben de inanıyorum. Bir haftada 10 milyona ulaşmak bence pek mümkün değil. Hiçbir şey imkansız değildir. Blok yazma çağındayız ve kaishin001.com bitmiş durumda. Herkesin sırası gelecek. Bugün sihirli kristalin sırası. Harika! Bu dalga 2-3 yıl içinde sona erecek. Bu kaçınılmaz bir tarih kuralı. Bundan kaçış yok. İşte buna inanmıyorum. Hayal gücünüzün ötesine geçen işler yapmaya devam edeceğiz. Çünkü bu dünyaya mucizeler yaratmak için geldik. Güzel söyledin. Evet, hadi şerefe. Aslında sihirli kristali tartışarak ortaya çıkardık. Aramızda bir yanlış anlaşılma var. Ofisimize ilk geldiğinde biri ona benim yanlış isim kartımı vermiş ve beni başka biriyle karıştırdı.